Toplulaştırılmış maden alanı ilan edilen yerlerde rezervlerin %51'ine sahip olanların geri kalan kısımlara da el koyma olanağı doğuyor. Bu durum hakkaniyete aykırıdır. Bireysel yatırımların, kazanılmış hakların yok edilmesi anlamına gelir ve bu tür kriterler kanun koyucular tarafından objektif olarak hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olarak düzenlenmelidir. Ayrıca bu teklif yeterince envantere de sahip değildir. Kaç tane maden ocağı birleştirilecektir? Ne kadarlık bir alanı kapsamaktadır? Bununla ilgili envanter bilgileri verilmemiştir. Teklifin yasalaşması halinde mevcut işletmeler gelecek endişesiyle yatırım yapmayacaklardır. Gelecek kaygısı ile maden rezervleri ve iş güvenliği riske atılabilecektir. Peki ülkemizde gelecek endişesini sadece madenciler mi yaşamaktadır? Maalesef herkes, bütün vatandaşlarımız, özellikle de gençlerimiz yaşamaktadır. Bu güzel ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençlerimiz kendi bayramlarını kutlatılmamaya çalışılmaktadır. En son ülkemizin çok kentinde ve dün de Beşiktaş ilçemizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bir gün önce orada başka etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmemişken. Milli bayramlarımızı, kutlamalarımızı iptal etme çalışmalarınıza rağmen, Cumhuriyet değerlerini yıkma, yok etme çalışmalarınıza rağmen, Cumhuriyetimize, aydınlık geleceğimize sahip çıkacak ve sonsuza dek milli bayramlarımızı size rağmen kutlayacağız. Yüce Meclisi, sevgiyle selamlarım.